çekmeye başladınız mı? Evet. Vitesi kilide tıklayarak açıyorum. Boş vites, drive vitesi. Burada da göreceksiniz. El freni gaza dokunduğumda otomatik iner. Eve geldiğimde kontağı kapattığımda otomatik kendini çeker. İstersem elle de indirip kaldırabilirim. Hı hı. Durabilir miyiz? Ya da tamam. Çekiyor musunuz? Evet. Tamam. Elimizle de indirip kaldırabiliriz. Ama hiçbir şey yapmıyorsak, şey çekti. Hı hı. Hiçbir şey yapmıyorsak, diyelim indi, gaza dokunduğumda indi, gittim böyle. Geldim, sadece drive'da bakın, sadece kontağı kapatıyorum. Park moduna aldı, el frenini kendi çekti. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Yine çalıştırıyorum. Her çalıştırdığımda parkta mecburen, çünkü kendisi alıyor. Yine böyle alabilirim. İstersen parka da böyle alabilirim. El frenini bu şekilde. Manuele, drive'ı aldıktan sonra manuele tıklayarak manuelde kullanabilirim. Artı, eksi, vitesleri buradan kullanabilirim. Park. Aracın çek genel kontrolü burası. Hız sabitleyici ve hız sınırlayıcımız burada. Görüyor musunuz? Hı hı. Aşağı indiriyorum. Hız sabitleyici şu anda açık ve bizi bekliyor. Arkada iki tane buton var iki parmağımda. Alttakine tıkladığımda hangi hızdaysam ona sabitlerim. Daha sonra yine frene dokunduğumda bana bırakır. Kapatıyorum. Hız limitleyiciyi üste tıklayarak açıyorum. Yine arkadaki şu yan butondan hızımı limitleyebilirim. Basarım ve sınırlayıcı devrede der. Bunu arkadaki butonlardan yine hız limitimi arttırıp azaltabilirim. Evet. Hız limitleyici de burası. F1'leri anlattım. Farlarınız otomatik ayarda. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Şu küçük çeviriciyle de arkadaki sis farını açıp kapatabilirim. Sileceklerim otomatik çalışır. Burada da görürsünüz. Otomatik cam sileceğiniz devrede. Geri vitese derken devreye giren arka cam sileceğini açıyorum. Eğer yağmur yağıyorsa ve sileceklerimiz otomatikteyse her geri vitesi aldığımda yağmur yağdığı için arkayı temizler. Sonra yine bırakır. Onu da devreye aldım. Sileceklerimizin ucunu direkt çevirerek de açabiliriz. Şuradaki görseli yapayım. Şuraya bakalım. Radyomuz burada. Aramayı buradan yapabiliriz. Şuradan kısayım. Hafızaya kayıtlı radyolarımızı atabiliriz. Buraya attığımız zaman artık kayıtlı radyolarımızı buradan kolaylıkla bulabiliriz. Kaynak, telefonumuzu flash bellekle kullanabiliriz. Müziklerimizi buradan değişiklik yapabiliriz. Yani radyoyu dinlerken kaynak, flash belleğe geç, tekrar radyoya geri dön yapabilirim. Klimamız burada. Klimanın sıcaklığını, fanını bu şekilde ayarlıyorum. AC'yi aç kapat buradan. Klima açıkken diyelim ayarımız bu. Örnek böyle gidiyorum. Hı hı. Şuradan klima kapat yapabilirim. Basıyorum. Klimayı kapatır. Yine eski halini açar. Buradan klima kapat aç yapabiliyorum. Ön cam fanı. Arka cam rezistansı. Havayı içeride çevir. Dışarıdan koku alma yapabilirim. Kapı kilitleri. Start stopu devre dışı bırakma. Buradan. Dörtlümüz. Ekonomik ve sport modlar var. Şöyle basılı tutarım. Işık yanında ekonomik ve sport modlar devreye girer. Burası soğutmalıdır. Her zaman soğuk verir. Karartmalı içtikiz aynamız yok. Normal standart aynamız var. Aynamız. Şurada görseli. Burada görseli buradan değiştirebilirim. Buradan ikinci ölçüm, birinci ölçüm basılı tutarak sıfırlayabilirim. Yola çıkarken. En üstteki de yakıt koyduğum zaman bu yakıtla kaç kilometre gidebilirim? Ortalama tüketimim ne kadar? Şu da sıfırlayabildiğimiz sayacımız. Aracın gerçek kilometresi 5. Normal klasik kadranlar var. Aynaları sol ayna ve sağ ayna ve yönler olarak buradan değişiklik yapabilirim. Arka camları kilitleyebilirim. Buradan kilitleyebilirim. Araç bilgileri, aracın
Bluetooth'a eşleştirebiliriz. Bluetooth'a eşleştirdikten sonra buradan da açabilirsiniz. Ekrandan da açabilirsiniz. Şimdi eşleştirmemi ister misiniz? Yok, daha sonra. Ben daha sonra diyeyim. Tamam. Dilediğiniz zaman buradan eşleştirebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Bluetooth'a eşleştirdikten sonra bu ayar SMS'leri de okumanıza izin verir. Hmm. Telefonunuzdaki SMS'leri okuyabilirsiniz. Hava lastiklerinizi, bir lastiğinizi değiştirdiğinizde ya da lastik havalarınızı yeniden yaptığınızda, doğru bir şekilde yaptığınızda hava listesi algılamayı sıfırlayacaksınız ve bu mevcut hava listesini güncelleyecek. En son hale getirecek. Tekerlek patinaj önleyiciniz açık. Park etmeniz açık. Farlar, refakat ve karşılama aydınlatması, follow me'ler açık. Hı-hı. 30'ar saniye. Eğer aracınızı yalnızca sürüş kapısını açmak istiyorsanız, yani kilide bastığında bunu açsın diyorsanız, bunu aktif hale getirmeniz gerekir. Şu anda tüm kapılarınız açılacaktır. Güvenlik önlemleri, sürücü yorgunluk uyarısı açık hepsi. Acil fren destek sistemi. Yolda siz gidiyorken farkında değilsiniz ama öndeki araç aniden fren yaptı. Siz müdahale edememişseniz o anda sensörler onda müdahale edecektir. Fren başlatabilecektir. O da açık olsun. Açık şu anda. Hız değeri önerisi. Yolda kameramız, radarımız tabelayı okur ve o yolun hız tabelasını size söyler. Sürücü yorgunluk uyarısı zaten açık. Burayı unuttum. 12 voltluk şarjımız var. Arka hız olması lazım. Burada bir cebimiz var. Airbag kapatma görselimiz burada. Kullanım kitapçığı içindedir. Artı buna müzik de koyup dinleyebilirsiniz. Burada kullanabilirsiniz. Flash belleğinizi bırakıyorum. Arka koltukların üçü de birbirinden bağımsız öne gidip gelebilir, yatabilir. Burada da USB var, aynen. Arkada da bir tane telefon şarjı USB'si vardır. Oturduk çalıştırdığımız zaman bu emniyet kemerlerinin kapatıp kapatılmadığını gösterir. Hmm. Kapandığında ışık söner. Bunlar da airbaglerin uyarı ışıklarıdır. Tamam. Aracından 8 airbag var sanırım. Burası komple airbagdir. Hı hı. Sağ sol. Buralarda airbagler vardır. Dizlerinde airbag vardır.